Selamlar dostlar, ben Sezer. Bugün sizler birlikte Play Store'daki oyunları keşfediyoruz serisinin 4. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar. Peki bugün tam olarak ne yapacağız? Bugün sizler birlikte 5 yıl içinde çıkmış tüm oyunlara bakmaya çalışacağız dostlar. Videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlar. Aynı şekilde açıklama kısmında Discord sunucum var. Discord'umuza da katılırsanız gerçekten çok mutlu olurum dostlar. Şu an moderatör alımımız var. Eğer katılmak istiyorsanız da direkt olarak açıklamadan Discord'umuza gelebilirsiniz dostlarım. Şimdi isterseniz yavaştan videomuza başlayalım. Öncelikle arkadaşlar ve sizlere bir tek de güzel haberim var. Eğer BlueStacks'ta Domination arayanlar varsa ve bulamıyorsanız şu an BlueStacks'a da geldi dostlarım. Hatta sizlere de şöyle göstereyim. Buraya Domination yazdığınızda zaten direkt olarak çıkacaktır. Ve bu arada bizim sayemizde oyun 10.000 indirmeye ulaşmış. Şöyle göstermek istiyorum sizlere dostlar. Çıkacaktır. Evet çıktı görüyorsunuz ki. Şu an 10.000 indirmeye ulaşmış ve şu an indirmeye başlarsanız oynamaya başlayabilirsiniz dostlarım. Ve erken erişimde görüyorsunuz ki daha tam çıkmadı ama oynayabiliyorsunuz, bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar benim hoşuma giden bir oyun vardı. Bu Kiev Knezi adında bir oyun varmış. Ben bunu yeni çıktı diye biliyorum ama yine de sizlerle birlikte bakacağız dostlar. Ve görüyorsunuz ki 1 milyon indirmeye ulaşmış. Bir oyunu test edelim. Şu yükle butonuna basacağım. Sonra yine diğer oyunlara da şöyle hafiften bakalım isterseniz. Mesela diyelim ki arkadaşlar Clash of Clans'ın bu arada serisi yapılabilir biliyor musunuz dostlar? Aşağı şöyle strateji oyunları yazalım ve yeniden oyun keşfetmeye başlayalım dostlarım. Strateji oyunları. Böyle basıyorum. Böyle online olmayan sadece single oynayabileceğiniz oyunları aramamız gerekiyor. Bu arada Domination'ın multi oynamak istiyorsanız açıklamadan Discord'umuza katılırsanız sizler birlikte multi'ye de gireriz dostlarım. Yani multi odalarını doldurun elinizden geldiğince bilginiz olsun. Şimdi öncelikle şöyle bir tane zaten oyunu halihazırda indirdik dostlar. Bir oyun zaten elimizde var şu an Banco. Savaş Dönüş Fetih. Bu zaten bizde varmış. Supermassive 1914. Bu oyunu test ettiğimizi hatırlıyorum. Strateji oyunu. Bu neymiş tam olarak bir bakayım. Evet resimlerinde kızlar koyup bizi indirmeye teşvik edeceklerini zannediyorlarsa başardılar dostlarım. Evet şu an sanırsam bu oyunu indireceğiz. Böyle şu oyunu şuraya ben bir tam ekran yapayım. Ama bunu indirmeyeceğim, şaka yaptım. Evet Stalin var. İkinci Dünya Savaşı gerçek zamanlı strateji oyunu. İndir kardeşim bir de buna bakarız. Geri tuşuna bas. Fetih Altın Çağ. Fatih Sultan Mehmet'e benzer bir adam koymuşlar. Strateji oyunları savaş. Var adında bir oyun daha var ama online galiba. Böyle bakıyorum arkadaşlar. Evet. Riske benziyor. Onu bununla indireceğim. 3 farklı oyunumuz hali hazırda var zaten. Şöyle bir daha gezelim. Bu arada mobilde gerçekten adam akıllı strateji oyunları yok arkadaşlar. Siz nasıl hayatta kalıyorsunuz? Gerçekten anlamıyorum. Ama ben sizlere yardımcı olmak için elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışacağım. Eğer oynadığım oyunlar hoşunuza giderse beğenin ki ben bir sonraki benim oyuna kaldığım yerden devam edeyim dostlar. Bakın Fatih Sultan Mehmet'in resmini koyup bizi indirmeye teşvik edeceklerini zannediyorlarsa yine başardılar. Bunu da test edeceğiz. Ama siz hepsini denemişsinizdir büyük ihtimal öyle geliyor içimden. Kingdom Maker, krallık oluşturucu. 3 tane resim eklemiş. Dostum seni indirmem ben. Total Battle. Alttaki oyunların resimleri yok. Ha, geldi. Izant var. Territorio. Age of Conquest. Age of Origins. Vikings. Evet var. Ragnar'ı koymuşlar. Bak ben Ragnar favorim ama Ragnar'ı böyle kullanmayın kardeşim ya. Evet bu oyunu da indirdim arkadaşlar. Şu an halihazırda 4 tane oyunumuz var. Son kez de bir oyun daha bakacağım şöyle. Risen Empire Idle Game. Idle Game'ler bu arada güzel oluyor. Ben telefonda oynuyordum bunları. Şunları da bir test ederiz. Evet şimdi. Buradan bu arada... Oğlum bu ne lan? Oyunlarımız yine dursunlar. Şöyle indirilenleri bir görüntüleyebiliyor muyum? Bakabiliyor muyum kardeşim? Bu zaten iniyor. 138 MB. Bu oyunlar yine dururken... Bu arada Rise of Kingdom'u serisini ister misiniz arkadaşlar? Eğer serisini isterseniz lütfen yorumlara yazın. Evet halihazırda inmiş iki tane oyunumuz var görüyorsunuz ki dostlar. Bir bu. Bir de bu. Lapse'yi silelim. Lapse ile bir işimiz kalmadı. Üzerine tıklıyorum. Ve kaldır yapıyorum. War Time Glory ile de bir pek fazla işimiz kalmadı ama bunu belki istersiniz. Şu kalsın burada. Bunu da alıyorum. Başkan Simülatörü bir arkadaş sürekli canlı yayında öneriyordu. Böyle üzerine tıklanmıyor. Aa o BlueStacks donmuş arkadaşlar durun. Bir şeyler yüklenirken bir şey taşıyınca BlueStacks otomatikman donuyor. Bu biraz sonra düzelecektir. Oyunlar yükleniyor büyük ihtimal şu an canlı olarak. Ben o sırada sizlere Discord'umuzu göstereyim dostlar. Bakın şu an Discord'da moderatör alım var. Eğer katılırsanız sizi buradan seçeceğiz. 16 yaşın üstündekileri daha çok özen göstereceğiz. Bilginiz olsun. Aktif sohbet ve çekilişlere katılabilirsiniz. Ve şu an Domination Multiplayer'ı da aktif bir şekilde devam ediyor. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz dostlarım. Şimdi
Evet, hali hazırda oyun yüklenmiş. Ben Kiev krizini açıyorum kardeşim. Evet, oyunumuz normal standart ekrana sahip görüyorsunuz ki oyun ilk defa yüklenir. O yüzden biraz zaman alabilir demiş bize. Sıkıntı yok kardeşim. Bakalım Kiev krizi Türk oyunu gibi düşünebiliriz belki. Nasıl bir şey çıkacak çok merak ediyorum gerçekten. Oh. Kiev krizi oyuna hoş geldiniz. Sizi devletimizi görkemle gemine götürecek muazzam bir lidersiniz. Devam et. Oyunumuzun sesi sizi aşıyor mu? Oo. Beni rahatsız ediyor ama sesi kıstım. Sıkıntı yok. Ben sizin asistanınızım oğlum. Yıl 1440'lar. Asistanın ayaklarının üzerinde durmak için yardım etmek için her türlü şey yardım yapacağız. Abi ben bu oyunları sevemiyorum ya. Hoşuma gitti zannettim ama değilmiş arkadaşlar. Haritası nasılmış? Bir bakabilir miyim? Aa, Kiev kızı. Bizans İmparatorluğu. Kafkasya. Acaba bunlar online değil değil mi? Online değilse oynarım bak. Ordu 81 milyon. Nüfus tek 33 milyon. Ordum günlük gelir 140 bin. Aa, değiştirmenin maliyeti varmış. Tamam. Diplomasi inceliklerini öğrenin diyor. Bize bir öğrenelim. O sırada oyunlarımız diyor. Hadi seçilen devlette bir elçilik kuralım. Öğretici kapatmak için hayır. Elçilik kuruyorum arkadaşlar. Temsilci sözleşmesi ve anında. Ticaret anlaşması, evet. Hadi sözleşme imza sürecini hızlandıralım. Şimdi onlarla ticaret yapabiliriz. Seçilen devleti geliştirmeye devam edin. Egemenliği destekleyin. Destekle bakalım. Desteğin için teşekkür ederiz. Mükemmel. Umarım sonsuza dek müttefik oluruz. Evet, müttefik olduk az önce arkadaşlar. Hadi hayırlı olsun. Abbas hilafeti. Oğlum bu oyun multi değil mi? İyi. Hızlandırma tuşu için de bile para istiyor. Ayıp lan. Gerçekten çok ayıp. Bizans'la aramızı iyileştirelim arkadaşlar. Aslında oraya bu da bir devlete saldır. Deneyelim şansımı. Bilgi nüfusun sayısını. Devam et. Bakalım oyundaki saldırı şeyi nasıl? El yüz arasında tutun. İlişkinizi 50 ya da 100 arasında tutun. Tamam oğlum kapat ya. Bizans'ta değil de başka bir devlete bulalım bakalım. Benim diplomasi gücüm neymiş? Ona bir öğrenmek istiyorum arkadaşlar. Ben bu oyunu pek beğenemedim gibi ama hadi bakalım. Haritamız tam olarak seçeneklere girebiliriz arkadaşlar. Bu devlete saldır. Herkesi yolla. Seçenekleri alacağım arkadaşlar. Saldır bakayım. Devlete saldırmak istedim. Evet eminim. Yeterli kaynak yok. Al kaynak. Kuvvetlerin dengesi. Şu an kazanıyoruz galiba arkadaşlar. Bakalım seçenekleri fethedince ne olacak? Askeri gücü zaten adamı yok denecek kadar az. Şu an bekliyoruz bakalım. Mesajlardan bildirecek de. Düşük ilişki seviyesi. Ticarette anlaşmazlık. Bu neymiş? Evet arkadaşlar şu an peçeneklere gidiyoruz görüyorsunuz ki. Bakın ordu yola çıkmış durumda. Ben bu orduyu daha da hızlandıramıyorum. Güç 10, 11. Şöyle. Oynamanızı öneririm. Telefonda daha güzel görünecektir ama ben şu an oynayamıyorum arkadaşlar tam anlamıyla. Bence biz bu oyundan çıkalım. Çünkü beceremiyoruz. Ama beceriyoruz olabiliriz. Bilmiyorum. Çok garip oluyor. Ama bu oyunun başlığı şu an video başlığı olabilir zaten büyük ihtimal. Şimdi bir de Son Kale adında bir oyun varmış. Bir de buna bakalım. Oyunumuz tam ekran açılıyor. Çok güzel. Evet. Bastan Mehmet'in girişini yapmışlar. Merhaba Şehzadem. Sancağına hoş geldin. Halkla adalet ve hükümette sana yardımcı olacağım. Şehir merkezi gençlik altın maden oduncu kamp çiftlik seviyelerini yükseltebilirsin. Daha güçlü bir şehir için merkezini yükseltmelisin diyor. Abi gerçekten mobilde oyun bulmak çok zor. Çiftlik yükselt. Tamam. Şehzade bana adam yardım ediyor. Bunlar bize galiba yükselttirecek. Altın madenini çıkarılması çok zor. Altın madenine daha çok işçi alın çalışması için altın madenini yükselt.
Bina inşaatta yüksek miktarda odun gerektir. Bu yüzden oduncu kampını mümkün olduğunu yükseltmelisin. Her şeyi sıfır alıyorsun. Harika gidiyorsun şehzadem. Evet. Herkes medrese senin eğitim araştırma merkezin bu bina inşa edeceğin askerler. Tamam, medrese inşa etmemiz gerekiyor. Şehzadem Bizans sancağını saldırmak için ordu yollamış hünkârın. Hünkâr babanız oradan yardıma gelene kadar şehri savunmalıyız. Askerlik yaşına gelmiş vatan evlatlarını kılıç tutmayı öğrenmek için kışta hızlı kuralım. Niye ben hızlı okuyorsam? Şehir yüksel, araştır, araştır, sıfır. Askerlik yaşına gelmiş vatan evlatlarını kılıç tutmayı öğretmek için kışlalarımızı kuralım. Çabuk şehrimizi bir an önce kurtarmalıyız. Birkaç tane avcı it. Ben şehzadeyim, bana verdiğin emre bak. Hızlandır. Bak bak nasıl geliyor bak. Oyuncu koşacak bak. Evet. Savaş zamanı adamım. Kılıçlar biçildi. Oğlum telef yiyeceğiz lan. Bak. Savaşıyorlar bunlar şimdi. Bizans da oyuncu. Bitti. Evet, güzel bir seferle almayı başardık dostlarım. Kazandık. Bu savaşı zaferle sonuçlarını hünkâr baban sana yüz elmas gönderdi. Şehrimiz beklenmedik saldırını biraz hasar aldı. Şehir savunmanı güçlenmek için sur inşa et. Abi bu da sürekli yükselttiriyor bize ya. Hemen surumuzu inşa ediyorum. Oha. Ya beyler kötü şey. Hünkâr babanın Timur'un ordusuna esir düştü. Sancağın tüm topraklar kaybedildi. Devletimiz eski güçlerini günlerine hale getirmek için. Aa. Bir adamı aldı. Timur götürdü. Buradaki ittifak ayarlayabilirsin diyor. Tamam. Param o harcıyor vallahi hepsini. Tamam, yeni duvar. Tahliye ara. Aa, tahliye edebiliyoruz. İttifak ara, ittifak kur. Birlik eğit. Tamam, güzel. Buraya ne kurabiliyorum? Hiçbir şey kuramıyorum. Peki. Yükselt. Tamam, burada da bir şey yok. Bir dakikanın altı galiba ücretsiz arkadaşlar. Ben bunu anladım. İki elmas da buradan verdim. Tamam, güzel. Şu adam şu köyde gezip duruyor, döveceğim bak şimdi. Saray. Saraydan ittifak alıyoruz galiba. Araştır. Aha. Oyunu beğendim arkadaşlar. Oyun güzel. Oyun oynamanızı öneririm gerçekten. Şimdi ben diğer oyuna geçeceğim. Eğer bu oyun hoşunuza gittiyse beğenin. Ben zaten anlarım. Vikinglere bakalım bir de isterseniz. Evet, Vikinglerin açılması zaman alacak. Abi ben bu oyunu biliyorum. Direkt tanıdık geldi burası bana acaba. Neresi ya burası? Hop kapı çalıyor. Ragnar. Selamlar Horomunsun. Sana gelecek vazifelerini atmak için buradayım. Abi hep aynı. Tamam arkadaşlar neyse. Bunu artık bir sonraki bölüm oynarız. Şimdilik kendinize çok iyi bakın diyelim. Aşağıdan videomuzu beğenip henüz kanalıma abone değilseniz abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Açıklamadan Discord'umuza katılmayı da unutmayınız. Görüşmek üzere. Bay bay dostlarım.